Depremin yaralarının sarılması için Türkiye seferber oldu adeta. Hem devlet, hem kişiler, hem de şirketler bölgede yaşamın bir an evvel normale dönmesi için çaba sarf ediyor. Az önce haberde de ekrana getirdik, depremde kamu binaları da büyük hasar gördü. Bu noktada okullar şüphesiz büyük önem taşıyor. Bölgedeki okul ihtiyacı için elini taşın altına koyan MNG Kargo'nun genel müdürü Aslan Kut şimdi stüdyomuzda konuğumuz. Aslan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında depremin hemen ardından siz o büyük operasyonun bir parçası olarak bölgeye tüm yardımları ulaştırdınız en hızlı biçimde. O konuya geleceğiz ama isterseniz önce okulla başlayalım. Daha önce siz Bitlis'te de MNG Kargo olarak bir okul inşa ettiniz. Evet. Şimdi de Van Erciş'te yeni bir okul inşa edilecek. Yeri belli oldu mu diyeceğim. Erciş'te ama sanıyorum Erciş noktası merkez için düşünüyoruz. Evet. Sayın Bakanlığımıza başvuracağız hemen önümüzdeki günlerden itibaren. Ve Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü ile de temasa geçeceğiz. En kısa sürede 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı olabilecek bir MNG Kargo Erciş İlköğretim Okulu'nu açmayı planlıyoruz. Tabii demin de siz hani bu konuya geleceğiz dediniz ama en önemlisi deprem olduğu andan itibaren MNG Kargo olarak biz organize olduk. Evet. Ve Türkiye'nin her yerinden 4 günde yaklaşık 50 bin insanın o depremzede bölgeye ulaşması isteğine cevap vererek bir proje geliştirdik ve ücretsiz taşıma yaptık. Tabii bu 50 bin insanı o depremzede bölgedeki insanlara yardım elini uzattırabilmenin köprüsü olmak gerçekten muhteşem bir şeydi. Evet. Çünkü 4 günün sonunda 1300 ton yardım malzemesini ulaştırmış olduk. Tabii Türkiye çok güzel bir örnek yaşadı. Tek yürek oldu gerçekten. Bir bütünlük oluşturduk ve bu bütünlükte de bu tür organizasyonların payının çok yüksek olduğuna ben inanıyorum. O bakımdan da MNG Kargo ailesi olarak biz bu konuda son derece mutluyuz ve hani bu tür hizmetlere her zaman açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Çünkü bu tür yaralar hepimizin gönlünde çok derin şekilde acısını hissettiren yaralar. Bir nebze de olsa işte bu yaralara merhem sürme manasında bir çalışma oluyor. Şimdi de okulların ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Demin de sizler anons ettiniz. Evet. Yine bu alanda bir katkı olmak kaydıyla MNG Kargo İlköğretim Okulu'nu Erciş'lilere, Erciş'li çocuklara, onların yarınları için armağan etmiş olacağız. Nasıl bir yöntem uygulayacaksınız? Ne büyüklükte bir okul olacak? Daha önce Bitlis'teki hatırladığım kadarıyla geri dönüşüm sayesinde ortaya çıkan kaynakla. Evet, doğru mu ifade edin? Doğru tespit ettiniz. MNG Kargo'nun 2 yıldır sürdürdüğü bir projesi var. Malumunuz olduğu üzere. Evet. Kargo poşetleri kutuya, çocuklar okula dediğimiz bir proje. Geçen yıl Bitlis'te yine kısmet oldu. Afet evlerinde açtık. 8 destekli bir ilk öğretim okuluydu. Burada da artık bakanlığımızla temas edeceğiz ve ihtiyaca göre 8-12 kaç derslik gerekliyse hiçbir şey esirgemeden inşallah ikincisini Erciş'te açmış olacağız. Şimdi siz tabii çok güzel bir şey söylediniz. Bu depremden şüphesiz çıkartılacak pek çok ders var ama en önemli ders belki o insanlık dersiydi ve milletimiz bu deprem sonrasındaki o yardımlaşma, kaynaşmayla yardımı gönderen de alan da çok büyük bir sınav verdik. Muhteşem. Ve müthiş bir tabloda oluştu. Muhteşem. Şimdi isterseniz o ilk 3 güne dönelim. İlk 3 günde organize olmak, MNG Hava Yolları 2 uçağıyla ve tırlarıyla bölgeye yardım ulaştırdı. Aynen öyle. Nasıl gelişti bu operasyon? Tabii çok hızlı gelişti. Biz haber alır almaz MNG Kargo olarak organize olduk kendi içimizde ve bir süre tarif edip nelerin acil ihtiyaç olduğunu tespit etmeye çalıştık ve bunları vatandaşlarımızdan toplayıp hızla acil bir şekilde deprem bölgesine ulaştırmayı hedefledik. Yine MNG Hava Yolları, MNG Holding'in şirketlerinden biri bildiğiniz gibi. Evet. 2 uçak tahsis etti. Biri 60 tonluk, biri 40 tonluk ve Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin evinde sanıyorum halen hizmet vermeye devam ediyorlar. İstedikleri takdirde hizmet götürüyorlar. Yine 250 adet büyükbaş hayvanı bayramda depremzedelere ulaştırmak üzere temin edildi ve ulaştırıldı MNG Holding tarafından. MNG grubu olarak bu dönemde böylesine çok güzel bir örnek sayılabilecek bir davranış ortaya konuldu. Ben inanıyorum ki Türkiye'de herkes bu manada elini taşın altına koydu. Biz de insan olarak bu toplumun bir parçası olduğumuza göre bu sorumluluklarımızı yerine getirmeyi çok önemli addediyoruz ve ancak bu şekilde varlığımızı sürdürebileceğimize inanıyoruz. Aslan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten teşekkür Türkiye için hem kişiler hem devlet için
hem şirketler için önemli bir sınav oldu ve bu sınavı büyük ölçüde başarıyla Türkiye'nin atlattığını en azından şimdilik söyleyebiliyoruz. Tabii ki sizin gibi elini taşın altına koyanlar sayesinde de daha da kolay atlatılacaktır diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu birlik ve beraberlik ruhu birçok sınavda bizi başarıya götürecek diye düşünüyorum. Ben de tekrar teşekkür ediyorum size bu fırsatı tanıdığınız için. Hasan Bey, biz teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet, yaralar derin ve süratle sarılmaya çalışılıyor kuşkusuz.